Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle birlikte basamak adları ve değerlerini öğreneceğiz. Önce 20'ye kadar olan sayıların basamak adlarını ve değerlerini, sonra ise 100'e kadar olan sayıları şöyle bir tanıyacağız, öğreneceğiz. Sizler zaten 0'dan 9'a kadar olan rakamlarımızı biliyorsunuz. Bu rakamlara dikkat ettiğinizde hepsi tek bir rakam, tek bir sayıdan oluşmuş. Yani bir basamaklı, tek basamaklı, öyle değil mi? Evet. Sonra ise 1 ve 0 yan yana gelmiş, 10 sayısını oluşturmuş. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu 10 sayısını sizlerle birlikte birazcık tanıyalım. Diyelim ki almak istediğiniz bir oyuncak var ve anneniz size 10 gün boyunca her gün birer lira verdi ve siz bu 1 liraları kumbaranıza attınız. Sonra artık çarşıya çıkıp bu oyuncağı alma vakti geldi. Anneniz de size şöyle söyledi: bu kadar bozuk parayı yanında taşımaktansa, çünkü ağır olur, ben dedi bunun yerine dedi sen bana bu 10 tane 1 lirayı ver dedi. Ben de sana kağıt para vereyim dedi. 10 lira vereyim dedi. Ne yaptı anne? Bu 10 tane 1 lirayı aldı, onun yerine sana bir 10'luk verdi. O halde şöyle söyleyebilir miyiz? 10 tane 1'lik 1 10'luk yapar. Yani 1 10'luğun içerisinde 10 tane 1'lik vardır. Peki, gelelim şimdi sol taraftaki evimize. Çocuklar, iki basamaklı sayıları okumak için onlara basamak adları vermişler. Ben de bunu evimizde gösterdim. Şimdi evimizi birlikte inceleyelim. Evimin sağ taraftaki odasına birler odası dedim. Sol taraftaki odasına onlar odası dedim. Ne yaptık? 1 ve 0'ı yan yana getirdik ve 10 sayısını oluşturmuştuk. Şurada 10 tane eşit küpten meydana gelen bir bloğumuz var. Bunun ismi onluk blok. Yani 10 sayısını ifade ederken ben bu onluk bloklarımdan yararlanacağım. 10 sayısını oluşturmayı öğrendik. Ne diyeceğiz şimdi? Birler ve onlar odamız vardı. O halde benim sağ taraftaki sayım birler basamağı, sol taraftaki sayım ise onlar basamağı olarak isimlendirilecek. Şimdi ondan sonra gelen sayılarımızı bir tanıyalım. Diyelim ki benim elimde şu onluk blok var. Yanına sadece bir tek blok koydum. Ne yapacağız? Onluk bloğumuz var. Onun üzerine bir tane daha blok saydım. 10, 1 sayısını oluşturdum. Bu kalemimiz yazmıyor. 11 sayısını oluşturduk. Peki 11 sayısının şimdi basamaklarını yazalım. Neydi? Onluk blok olarak 10 diye okuduğumuz kısım, yani sol taraftaki kısım hangi basamağımızdı? Onlar basamağımızdı. Tek tek okuduğumuz, ondan sonra üzerine birer birer saydığımız kısım ise, sağ taraftaki kısım ise birler basamağıydı. Evet. Peki 11 sayısını oluşturduk. Şimdi ben bu tek bloğumun yanına bir tane daha koydum. Birlik blok. Ne oldu? 10, 11, 12 oldu. 12 sayısını oluşturduk. 12 sayısının birler basamağında kaç var? 2 var. Onlar basamağında kaç var? 1 var. Yani benim 12 sayım 2 tane birlikten, 1 tane onluktan oluşuyor. Tekrar ediyorum. Benim 12 sayım 1 tane onluktan oluşuyor, 2 tane de birlikten oluşuyor. Peki,
bir tane daha birlik blok koydum. Hadi sayalım birlikte. Onluk bloğumuz burada. 10 sayısı burada. 10, 11, 12, 13. Hangi sayıyı oluşturdum? 13 sayısını oluşturdum. Birler basamağında kaç var? 3 var. Onlar basamağında kaç var? 1 var. Demek ki benim 13 sayım bir tane onluktan, 3 tane de birlikten meydana geliyor. Bir tane daha koydum. Birlik blok. Sayalım. 10, 11, 12, 13, 14. 14 sayısını oluşturdum şimdi de. 14 sayısı bir onluktan, 4 tane de birlikten meydana geliyor. 14'ten sonra bir tane daha blok koydum. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sayısını oluşturduk. Demek ki 15 sayısı bir tane onluk, onlar basamağı. 5 tane de birlikten, birler basamağına yazdığım 5 tane de birlikten meydana geliyor. Bir tane daha koydum. Evet, sayalım. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sayısını oluşturduk. 16 sayısı bir tane onluktan meydana geliyor. Onluk basamak burasıydı. 6 tane de birlikten meydana geliyor. Birler basamağıma da bunu yazdım. 16'dan sonra bir tane daha blok koydum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sayısını oluşturdum. 17 sayısı bir tane onluk bloktan, 7 tane de birlik bloktan oluşuyor. 17. O yüzden onlar basamağına 1, birler basamağına da 7 sayısını yazdım. Bir tane daha birlik bloklarımızdan koyalım. Kaç oldu? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sayısını oluşturduk. 18'in birler basamağında 8 var, onlar basamağında 1 var. Yani bir onluk 8 birlikten oluşuyor diyoruz. Bir tane daha. Evet. Bloğumuzu koyduk. Şimdi sayalım. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 sayısını oluşturduk. O halde 19 sayısı bir tane onluktan, 9 tane de birlikten oluşuyor diyoruz. Peki 19'dan sonra artık ben bu onluk bloğumun yanına bir tane daha onluk blok yerleştirdim. Kaç oldu? Onar onar saymayı biliyoruz. 10. Bu da onluk blok. 10, 20. Sayımız kaç oldu? 20 oldu. O halde benim birler basamağındaki sayım kaç? 0. Burası birler basamağım. Onlar basamağım ise onluklar şeklinde saydığım için 10, 20. Kaç olacak? Burası 2. Onlar basamağı olacak. Basamağı şöyle kısaltarak yazıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Evet. 10, 20. 20'nin yanına bir tane daha blok koydum. Kaç oldu? 21 oldu. 21 sayısının birler basamağında kaç var? 1 var. Onlar basamağında onar onar saydığım tabanlarım, bloklarım 10, 20, 2 var. Birler basamağı 1, onlar basamağı 2. Bir tane daha koydum. Kaç oldu sayım? 10, 20, 21, 22 oldu. 22 sayısının birler basamağı 2, onlar basamağı 2. Bir tane daha koydum. 10, 20, 21, 22, 23. 20 dediğim kısma 20'nin ikisini yazıyorum. 1, 2, 3 birlik kısmına da 3'ü yazıyorum. Birler basamağı 3, onlar basamağı 2. Bir tane daha getirdim.
Ne yapıyorduk? 10, 20, 21, 22, 23, 24. Onluk kısmıma 20'nin ikisini yazıyorum. Birlik kısmına ise sonrasında birer birer saydığım 4'ü yazıyorum. 24 sayısının birler basamağı 4. Onlar basamağı kaç? 2. Bir tane daha koydum. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 20'nin ikisini yazdım. Yanına birer birer saydığım birliklerimi 5'i yazdım. Birler basamağı 5, onlar basamağı 2. Bir tane daha blok koydum. 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Evet. 20'nin ikisini yazdım. Yanına da üstüne birer birer saydım. Çünkü daha burası onluk olmadı henüz. 6'yı yazdım. Evet. 27 oldu. Birler basamağı 7, onlar basamağı 2. Bir tane daha koydum. Kaç oldu? 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Birler basamağı 8, onlar basamağı 2. Şimdi ise 28'den sonra 29'u oluşturduk. Peki artık 29, yani rakamlarımın en büyüğüne geldim. Onar onar saymayı biliyorduk. 10, 20, 20'ler bitti. 20'lerden sonra artık kaçlar gelecek? 30'lar gelecek. 30'u nasıl yazıyoruz? Şunları alalım. Şurada hatta silelim ve onar onar tekrar yazalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 şeklinde devam ediyordu. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Yüze kadar sayılarımızı tanıyalım. Bak bakalım şimdi. Onluk bloklar şurada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30 burasıydı. Devam ediyoruz yanına. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38'den sonra tamamlayalım. 39 ve 40. 40'a geldik. Evet, 40'tan sonra şimdi üzerine birer birer sayıyoruz. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Şekilleri tamamla. 48, 49. 49'dan sonra 50. 40'lar bitti. 50'lere geldik. 10, 20, 30, 40, 50. Sonra 50'nin üzerine sayıyorsun. 51, 52, 53, 54, 55. Tamamla şekli. 56, 57, 58, 59. Sonra kaç gelecek bakalım. 55'ten sonra 56, 57, 58, 59. Artık 50'ler bitti. En büyük sayı olan 9'u yazdım birler basamağına. 50'lerden sonra kaçlar geliyor? 60'lar. 61, 62 oldu artık bu sayım. Devam ettirelim. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Hadi şimdi yazalım. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Artık 60'lar da bitti. 9'dan sonra kaça geçiyoruz? 70'e geçiyoruz. Sayımızı oluşturalım. 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79. Buraya kadar 79 tane şekil varmış. 80'inciyi biz oluşturalım. 70'lerim bitti çünkü artık 80'e geçtim. 80'den sonra burada kaç tane şekil varmış buraya kadar? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Yazalım. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Sonra kaç gelecek? 80'ler bitti artık. 90'lar gelecek. 88, 89, 90. Buraya kadar kaç tane şekil var? 90'dı. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90'dan sonra üstüne birer birer say. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 90'lardan sonra artı kaçlar geliyor? Yüzler. Yazalım. 97, 98, 99, 100. Evet. 100'e kadar olan sayılarımızı oluşturduk. Şimdi birkaç tane örnek yapacağım. Bundan sonraki videoda ise basamak değerleriyle ilgili daha ayrıntılı sorular yapacağız. Birkaç tane örnek yapalım, bitirelim. Sayım şu olsun. Evet. 60'ı biliyorsun. 60'ın yanına 5 gelmiş. 65 olmuş. Peki 65 sayısının birler basamağı neresi? Sağ taraftı. Onlar basamağı ise onar onar saydığım 10, 20, 30, 40, 50, 60 dediğim şu 6'ydı. Onlar basamağı 6, birler basamağı 5. O halde benim bu sayım 6 tane onluktan ve 5 birlikten oluşuyor. Evet, bir tane daha örnek yapalım. Sayım bu olsun. 86 sayısı. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Yanına 6 tane birlik gelmiş. 86 olmuş. O halde 8 tane kaç saydım ben? Onluk saydım. 8 tane onluktan ve 6 tane birlikten oluşuyormuş. Birler basamağı burası, onlar basamağı burası. Sayım 49 olsun. 10, 20, 30, 40. Yanına 9 tane birlik gelmiş. 49 olmuş. O halde 49 sayısı 4 tane onluk ve 9 tane birlikten oluşuyor. Evet çocuklar, basamak adlarını ve değerlerini öğrendik. Bir dahaki videomuzda bununla ilgili sorular çözeceğiz. Görüşmek üzere.